devam ediyor. Bugün de hala örgütün daha doğrusu örgütün içindeki isimlerin tahliyesi ve veya aklanması yönünde çeşitli kişilerin çalıştığı söyleniyor. Ona da geleceğim ama isterseniz önce isterseniz önce şu iki manşete geçelim. Ha evet Adi Serdar Saçan'a neler yaptı onu vermeyelim Efe çünkü onu anlattık zaten şeyden de benim röportajımdan da anlattık. Gelelim bu ikinci bölümdeki en çarpıcı iki manşete. E, çünkü bu manşetle ilgili e, Şebnem Korur Fincancı konuştu. E, bu silsile içerisinde Adnan Oktar'ın e, zaman zaman alınıp sonra aniden e, tekrar kurtarılıp tahliye edildiği, bir türlü tutuklu veya tutuksuz yargılanamadığı, hakkındaki soruşturma dosyasının bir arpa boyu yol alamadığı e, yıllarda 1999 yılında Adi Serdar Saçan'ın az önce görüntülerini verdiğimiz, belki sessiz olarak tekrar verebiliriz, Adnan Oktar'ın 1999 yılındaki polis sorgusunun görüntüleriydi bunlar. 1999 yılında Adnan Oktar tarihinde en uzun süreyle 8 ay kadar cezaevinde tutuluyor. Ve o sırada hakkındaki soruşturma dosyası yine tarihinde ilk kez biraz ilerleme kaydediyor. Ve o sırada yani kendisiyle ilgili bu dosya ilerlerken kendisine de bir polis sorgusu yapılıyor. Ve ekranda gördüğünüz gibi kendisi anlatıyor. Bunlar o sorgudan görüntüler. Fakat Adı Serdar Saçan'ın ve dönemin polislerinin polis memurlarının kendisine işkence uyguladığı, sadece kendisine değil kendisine ve müritlerine işkence uyguladığı, uyguladığı bu işkenceler nedeniyle kendisinin ve müritlerinin fiziksel e, şikayetleri olduğu, hatta kalıcı sekel deriz buna, kalıcı izler bıraktığı konusunda bir adli tıp başvurusu yapılıyor Adnan Oktar'cılar tarafından. O sırada adli tıbbın başında bugün Türk Tabipleri Birliği Başkanı olan Hekim Şebnem Korur Fincancı var ve Fincancı'nın bu örgüt lehine manipüle ettiği raporu ve Adil Serdar Saçan'a ve o dönemki polislere işkence yapmışlardır işkencecidir bunlar yönünde bir rapor verdiği söyleniyor. Şeyin içerisinde Belgeselin içerisinde 140 Junos ekibinin bir bir notu var. Deniyor ki Şebnem Korur Fincancıya hakkındaki bu iddialarla ilgili, bu iddialarla ilgili ulaştık ama bize bir yanıt vermedi diye bir not var. Ve bugün Şebnem Korur Fincancı bir açıklama yaptı. Önce isterseniz o açıklamayı görelim. Önemli bir açıklama. Evet. Ee, Şebnem Hanım diyor ki açıklamasında belgeseli izledim 140 Junosla ilgili e, 140 jurnosun benimle ilgili herhangi bir notu veya iddiası ya da cevap hakkı kullandırma meselesi bana ulaşmadı haberin içine de görürsek çünkü gazete duvara konuşmuş e, Şebnem Hanım e, dolayısıyla da benim kendilerine bir cevap gönderme e, şansım da olmadı arkasından da dört madde halinde cevabını yayınlıyor Şebnem Koru Fincancı. İşkence kamu görevlilerinin kasıtlı korkutma sindirme amacıyla yaptıkları bir şiddet eylemidir. Fail kamu görevlisi olduğundan devletlerin önleme uygulamama ve cezasız bırakmama sorumluluğu olan mutlak yasak bir suçtur. İşkence görenin kim olduğu ne yaptığı işkence suçunu meşrulaştıramaz. Ancak işkenceyi meşrulaştırma çabaları ve cezasızlık işkencenin devam etmesi için yaygın olarak kullanılmakta. İşkencenin görünür olması çabalarının değersizleştirilmesi için tüm yöntemler işleme sokulmaktadır. Bir belgesel parantez aç soru işareti parantez kapat olarak yayına girdiği anlaşılan son dizide işkencenin meşrulaştırılması için hakikat dışı söylemleriyle kişisel olarak benim düzenlediğim tıbbi değerlendirme raporlarını sahte gibi göstermeye çalışmaktadır. Beni hedefe koyar gibi yapan ancak son noktada çok tehlikeli bir duruma kapı aralayarak işkence görenlerin zarar görmesine yol açacak ifadelere yer vermektedir. Adli tıp uygulamalarında tıbbi değerlendirme öykü, tıbbi muayene ruhsal değerlendirme, tetkikler ve bu aşamalarda derlenen verilerin tartışılması ayrıca tanıyla sonunda tanıyı içeren bir sonuçtan oluşur. Bu aşamalar ilk muayenelerde olmadığında eksikler tanımlanarak tüm inceleme adımlarının tamamlanması gerektiğini ifade eden bir değerlendirme de mümkündür. İşkencenin belgelenmesi için sürdürülen araştırmalar aylar hatta yıllar sonra işkence tanısı koyabilmeyi mümkün kılar. Çünkü 5 sene sonra verildiği söyleniyor bu adli tıp raporunun. Dolayısıyla burada da bir itiraz var. Ee, Adnan e, Oktar'ın karşıtları tarafından e, Şennem Koru Fincancı'nın işkence raporuna zarar verdiği veya zarar gördüğü iddia edilen tarafların varlığında bu taraflardan biri iste, istediği olmadığında düzenlenen tıbbi belgeyi kimi zamanda bu belgeyi düzenleyeni kurumları değersizleştirmeye bu olayda olduğu gibi nihai olarak işkenceyi meşrulaştırmaya hizmet eder. Ee, diyor ki yani ben diyor e, önümde bir tespit vardı birilerinin şikayeti vardı ben de e, e, ne gördüysem onu yazdım. Bir yargılama sürecinde olması gereken işkenceyle kanıt toplamak değil yani hala yazdığı raporun arkasında Şebnem Koru fincancı adil yargılamayla sürecin yürütülmesidir diyor. E geçelim Sahte rapor iddiaları da bu tıbbi belgelerin değersizleştirilmesi için yaygın olarak kullanılır. Diziyi hazırlayanlar öyle olduğunu iddia etse de ne yazık ki bana ulaşmadılar. Herhangi bir açıklama isteği de olmadı. İlgili tıbbi belgeleme süreci tümünde her zaman uyguladığımız tıp biliminin olanaklarıyla yapılmıştır diyor. E, ve kendisini e, böylelikle izah ediyor, açıklıyor. E, Şebnem Korur Fincancı 140 da bir cevap verdi. E, öncelikle bir e, ekran görüntüsü paylaştı. Kendileri 2 Şubat 2024 tarihinde... E, ...ulaşmışlar. Daha doğrusu ulaşıp ulaşmadıklarını bilmiyoruz çünkü bir e-posta atmışlar. Şebnem Hanım merhaba, iyi günler dileriz. Adnan Oktay Silahlı Suç Örgütü yapılanması hakkında hazırladığımız... ...ve YouTube'da kısa sürede 12 milyon izlenen Kedicik isimli belgeselin akabinde şimdi de e, yeni bir belgesel hazırlamaktayız. Bu röportajlar sırasında bazı eski örgüt itirafçıları hakkınızda bir takım iddialarda bulundular... Bununla ilgili söz hakkı kapsamında size sorularımızı gönderiyoruz. Bilginize sunar dönüşlerinizi istirham ederiz. Devam edelim. Evet sorular da bunlar. Şimdi en enteresan şeylerden biri de şebnem işte evet raporda bu söz konusu rapor bir eski örgüt üyesinin. ...işkence görerek gözlerinin düşürüldüğü hakkında. Belgeselin içinde bu bölüm var. Artık o kadar da spoiler vermeyeyim. E, açıp izlersiniz zaten. E.B. yazıyor. Az evvel KRT TV canlı yayınında Şebnem Hanım... ...kızı kardelenin örgüt yöneticisi Meltem Arıka'nın kardeşiyle evli olduğunu itiraf etti. E, zaten kendisi de söylemiş. 140 Jurnos'un paylaştığı bilgilerden biri de bu. Şebnem Koru Fincancı'nın kızı örgütün eski yöneticilerinden biriyle evli. Dolayısıyla Şebnep, Şebnem Hanım'ın aslında dolaylı da olsa, e, dolaylı da olsa e, bu meseleyi e, aslında itiraf etmiş olduğu ve dolaylı da olsa örgütle bir tanışıklığı hiç değilse olduğunu böylece öğrenmiş olduk. E, bugün gene aynı yayında KRT TV yayınında da ben deprem bölgesindeydim dolayısıyla 140 Yunus'un bana yönelik e, mailini, e postasını görmedim e, dedim. Evet Şebnem Hanım'ın cevapları böyle. Bu arada basın mensupları da de, deyim yerindeyse meseleye iki ayrı bakış açısı geliştirdi. Murat Arel e, yazdığı tweette Şebnem Korur Fincancı'yı bir veballe suçlarken, itham ederken ve kendisinin bu raporunun açıklamaya haiz olduğunu vurgularken örneğin Gökçer Tayyinceoğlu T24'ten meslektaşım her şey bitti bir tek solcu bir kadın hekime mi kaldı bu işin ihalesi vebali böyle bir şey olur mu diye yazdı Efe hazırlıyordur diye düşünüyorum o tweetleri de Dolayısıyla meseleye basın içerisinde de meslektaşlarım arasında da iki ayrı bakış açısı olduğunu ve bu yönde farklı tweetler atıldığını da e, hatırlatmış olayım. E, hatırlatmış olayım. Evet bu Murat Arel'in tweeti. Şebnem Hanım işkence kim tarafından yapılırsa yapılsın insanlık suçudur ve aynı zamanda işkence suçu cezası belirtilmiştir. Burada belirtilen durum doğuştan gözlerinde rahatsızlığı bulunan birine örgüt lehine sanki gözaltında işkence görmüş gibi bir rapor. Düzenlediniz mi? Düzenlemediniz mi? Bu Murat'ın sorusu. Gökçel'in tweetini de ekrana getirecek olursak çünkü e, e, basındaki e, medyadaki iki ayrı bakış açısını özetleyen bir e, şey olacak. Gökçel'in tweeti de Gökçer Tayıncıoğlu'nun. Gökçer de diyor ki tweetinde Adnan Oktar suça bulaşmış ve raporlarla mı kurtulmuş? Son 30 yılda defalarca bugünkü suçlamalarla tutuklanmış, her defasında tahliye olduktan sonra sayfa sayfa kahramanlaştırılmış, kanal bile kurabilmiş olan Oktar'ı siyasi bağlantıları değil de solcu bir tıp hocası kurtarmış. Öyle mi diye yazıyor Gökçer Tağcıoğlu da meseleye böyle bir e, bakış açısıyla yaklaşmış. Şimdi bu e, bu yayının flaşlarından biri ama bence asıl manşet tek bir cümlede gizli tek bir cümle ve çok önemli bir cümle aslında iki buçuk yıl önce önce Hakan Erol'un Oda TV kitabın şey Kırmızı Kediden çıkan Turnike kitabında sonra da Barış Terkoğlu'nun yazılarında gündeme getirilmiş ama niyeyse herkesin kulağının üstüne yattığı bir cümle. Kim? Leyla İsmail Ova. İzleyelim anlatayım. A9 perdesinin arkasında öyle kirli, öyle büyük, ve öyle güçlü bir dünya var ki bu perdenin arkasında uluslararası güçlerin istihbarat örgütlerinin fonladığı, örgütlediği bir casusluk yapısı var. Bunu en anlayabileceğimiz şekilde Putin'in tercümanı Leyla İsmailova'da görüyoruz. Gerek Putin. Hadi buyurun bakalım. Bir Leyla İsmailova ismi ortaya atıldı. Bu kişi bir gerçek kadın. Şu anda hala Rusya'da olduğunu tahmin ediyoruz. Kim olduğunu birazdan playlediğimde göreceksiniz zaten. Leyla İsmailova Putin'in gerçekten de uluslararası tercümanı ve Putin'in birçok uluslararası toplantısında da kendisinin yanında bulunmuş olan bir isim. Devam edelim. Putin'in uluslararası temaslarında gerekse Rus bürokratlarının üst düzey toplantılarında tercümanlık yapan bir kadın. Leyla İsmailova. Akkuyu Santrali'nin görüşmelerinde Türk yetkililer ile Rus yetkililer arasındaki tercümanlığı yapıyor. Ve Akkuyu Santrali. Akkuyu Santrali biliyorsunuz. Video kalsın ekranda lütfen. Ee, Mersin'de kuruldu bir nükleer santral Türkiye'nin ilk nükleer santrali işletmesi de bize ait değil inşaatını da biz yapmıyoruz herhangi bir muhalefet Mersin milletvekili henüz bu Akkuyu santralinin kapısından 5 metre içeri girebilmiş değil. Geçtiğimiz yıllarda IC Holding e, müteahhitliğini üstlenmişti. IC Holding'i bile bu yapının içerisinden attılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle IC Holding bir Türk şirketi olarak yapının içerisine girebildi. Sadece birkaç yüz kilometre ileride yani e, inşaatı, projesi ve sonraki yönetimi ve işletmesi tamamen Ruslara ait olan Türkiye topraklarında kurulmuş olan Türkiye'nin bu ilk nükleer santralinin sadece birkaç yüz kilometre ilerisinde yani Adana'da İncirli üssü var. Orada da Amerika'nın teçhizatları, Amerika'nın silahları ve mühimmatları bulunuyor. Yani sizin anlayacağınız, biz şu anda Türkiye topraklarında sadece 250 kilometre mesafede biri Amerikan üssü, öbürü de Ruslara ait bir nükleer santral olan iki ateşin ortasında oturuyoruz. Devam edelim. Görüşme sürerken Adnan Oktardan talimat istiyor ve talimat gidiyor kendisine ve bu talimat yerine getirip geri dönüş yapıyor. Konuşmaları ve görüşmeleri hocamızın istediği şekle göre yönlendirdim diye. Ya bakın bir tane Anlatan kim? Furkan Sezer. Furkan Sezer kim? Şu anda bu soruşturmada en önemli isim, aynı zamanda bir MASAK yetkilisi. Eski Mali Şube, pardon, MASAK değil, Mali Şube yetkilisi. Mali Şube görevlilerinden değerli bir isim emniyette. Furkan Bey. O anlatıyor. Elindeki delilleri anlatıyor. Bunların elinde böyle bir ses kaydı ve delil olduğunu nereden biliyoruz? Düşünebiliyor musunuz? Bakın bir Rus kadın kendisi Rusya'da bugün yargılanmadı bile bildiğim kadarıyla nasıl oluyor da Akkuyu Santrali ile ilgili Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmeleri neydi belirsiz bir silahlı yapıya sızdırabiliyor o görüşmelerin seyrini değiştirecek bilgileri Adnan Oktar'dan alabiliyor ve o görüşmelerde bunları yansıtabiliyor yani bu akla hani hani aklımızın alamayacağı bir şey. Yahu bizim ülkemizin Mersin milletvekili giremiyor bu santralin kapısından içeri. Allah'ın bir Rus kadını bu santralle ilgili hayati görüşmeleri bugün Türkiye'de silahlı bir örgüt olduğunu bildiğimiz ve binlerce yılla yargılanan bir yapıyla görüşebiliyor o sırada. Bir bana bunu nasıl olabildiğini anlatabilir mi acaba? Şunu videoyu bitirelim sonra delilleri göstereceğim size Barış Terkoğlu'nun yazısında tarafta A9'da çalgılı çengili e, danslar. Diğer tarafta Vatikan'la Rusya'yla çok kritik olayların içindeki tercümanlar. Mossad'la ilişki, CIA ilişki, Pentagon'la ilişki. Çok girift olaylar. E bunların hangisi doğru? Hangisine inanmamız lazım? Evet şimdi gelelim Barış Terkoğlu'nun yazdığı yazıya bu konuya ilişkin. Kimdir bu Leyla İsmail Ova? Putin'in özel hayatına giren cemaat yazısı hangi tarihte yazılmış? 2022 yılında yazılmış yani iki sene olmuş neredeyse hiç değilse bir buçuk sene. Aslına bakarsanız iki buçuk sene önce Hakan Erol'un turnike kitabında da var Leyla İsmail Ova'nın kim olduğu. O ilgili bölüme gidelim isterseniz Leyla İsmail Ova ile ilgili biraz daha indirelim. Türkiye'de Adnan Oktar cemaati olarak bilinen bu yapı Efe Neyse ben okuyayım o sırada sen e, bulursun diye düşünüyorum ben açayım şuradan önemli bir yazı çünkü e, ve zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Hatırlayın Türkiye'de Adnan Oktar cemaati olarak bilinen ekibe 2018 yılında bir operasyon yapılmıştı. Açılan davanın sonucunda İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi grubu Adnan Oktar silahlı suç örgütü olarak tanımlamıştı. Davada 236 kişi hüküm giydi. Binlerce yıla varan cezalar cinsel suçlardan örgüt üyeliğine kadar yayılıyordu. Ancak bunlardan biri vardı ki ayrıca dikkat çekiciydi. Grubun lideri Adnan Oktar siyasi ve askeri casusluğa teşebbüs suçlamasından da 8 yıl ceza almıştı. Neydi bu hikaye? Dosyanın ayrıntılarına bakıldığında Rusya adına kritik görüşmelere katılan bir çevirmenin uzun yıllardır Adnan Oktarcı olduğu görülüyor. Kırım asıllı Rum, Rus vatandaşı olan Leyla İsmailova diplomatik görüşmeleri an ve an aktar, oktarcılara aktarıyor. Dosyada bu konuda hem konuşmanın kayıtları, kayıtları var, ses kaydı var. Hem de itiraf var. Bazı sözleri çevirmiyorum. 28-30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi şehrinde Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yapılmıştı. Toplantıya Türkiye'nin de aralarında olduğu Suriye krizine taraf devletler ve sahadaki gruplar katılmıştı. Salonda neler konuşulduğunu tüm dünya merak ederken çevirmen Leyla İsmailova'nın telefonu yaşananları dakika dakika oktarcılara aktarıyordu. 30 Ocak 2018'de saat 21.02'yi gösterdiğinde İsmailova... Bitti inşallah yazdı. O dönem Oktar'ın çevresinde dış ilişkiler sorumlusu olan sonra itirafçıya dönüşen yani e, bu kişi de bütün ayrıntılarıyla anlatmış soruşturmada Ece Koç. Ne karar çıktı diye sordu. İsmailova buna yanıt olarak Rusya'nın istekleri hepsi kabul diye başladıktan sonra kararları aktardı. Böylece Oktar'cılar Soçi'nin sonuçlarını tüm dünyadan önce toplantıdaki çevirmen aracılığıyla öğrendi. Dakika dakika lafın gelişi değil gerçek. Öyle ki İsmailova salonun havasını dahi oktarcılara anında bildiriyordu. Ece Koç'un telefonunda gördüğümüz saat 18.14'teki Soçi'deki tezahüratlar ve tekbir, 18.15'teki Mihraç Ural sızmış buraya mesajları an beyan aktarımı gösteriyordu. İlerleyen dakikalarda çevirmenin görüşmeleri nasıl belirlediğini anlatan aktarım da var. Rejimciler Zeytin Dalı ve Türkiye ile ilgili çok sert sözler söylüyor. Özür dileyerek çeviriyorum ve bazı sözleri çevirmiyorum ki söyleyemem. İnanılmaz bir hikaye. Devamında Leyla İsmailova'nın Ece Koç'un anlatımlarındaki çok farklı ilişkilerini de öğreniyoruz. Ee, yani gerçekten hani e, İnanılmaz bir şey bence bence bu belgeselin bütün bu insan dramları suç örgütü filan hikayesinin arkasındaki bence büyük manşeti bu yarın öbür gün bu meseleyi çok konuşacağımızı düşünüyorum. Nitekim Rus araştırmaları enstitüsü e, bunu paylaştı bir Twitter hesabı evet Rusen Center Adnan Oktar suç örgütü dosyasında Türkiye-Rusya görüşmelerinde tercümanlık yapan Leyla İsmailova'nın Adnan Oktar örgütüne görüşmelere dair bilgi verdiği ve casusluk yaptığı ortaya çıktı. Aslında ortaya çıkmadı çünkü bu iki buçuk sene önce Hakan Erol'un turnike kitabında ve gördüğünüz üzere bir buçuk sene önce de Barış Terkoğlu'nun yazısında zaten var. Buna göre Soçi ve Akkuyu görüşmeleri Oktar örgütüne saniye saniye sızdırılmış. Bu konu daha önce de gazetelerde şöyle yer almıştı diye bir tweet paylaştı Rusen Center. Valla çok acayip bir işin ortasındayız. Son olarak yargıda bu meseleyle ilgili bazı iddialar var. Onları da yine Furkan Sezer gündeme getirmişti. Bugün bile hala Oktar örgütünü aklamaya çalışan ve veya Oktar'ın tahliye edilmesini ya da bazı destekçilerinin, müritlerinin ya da kediciklerin tahliye edilmesini sağlamaya çalışan yüksek yargıda HSYK yapılarının içerisinde hakimler arasında, emniyet görevlileri arasında hatta siyasetçiler arasında isimler olduğunu söylemişti. Bazılarını vermişti, bu isimlerin bazılarını da çok da vermemişti. Ama şunu biliyoruz ki bu isimlerden biri de Hayati İnanç'tı bugün Burak Bekiroğlu'nun paylaşımı var Twitter'da Metin e, da retweet ettiği. Burak Bekiroğlu diyor ki bugün sabahleyin hepimizin sosyal medyasına düşen sosyal medyasına düşen bu Adnan Oktar fotoğrafları cezaevinden nasıl çekilip nasıl verilebiliyor diyor. O fotoğrafları malumunuz yayının başında göstermiştim. İstersen Efe bir daha ver Adnan Oktar'ın bu sabah paylaşılan cezaevindeki son hali. Burak Bekiroğlu da soruyor diyor ki bu nasıl olabiliyor ya? Ee, yani hani böyle bir şey nasıl olabiliyor? Bu genelgeyi hatırlatırım diyor cezaevi müdürüne ve cezaevi savcısına. Cezaevi Adnan'ın çiftliği değil Adalet Bakanlığı'na bağlı bir ceza infaz kurumu Adnan Oktar'ın bugün yayınlanan ve örgüte mesaj verdiği resimler kabul edilemez diye paylaşmış. Durum bu. Bugün Adnan belgeselinin ikinci bölümüyle birlikte hepsi tekrar gündeme geldi bu dosyaların. Ama bence bu hafta hakikaten çok konuşacağız. Tam da bakın Amerika'da F-16 meselesinin aslında kapandığı bir günde geldi bu bilgiler. Amerika Türkiye ile iyi geçinmeye çalışıyor. Türkiye Amerika ile daha da iyi geçinmeye çalışıyor malumunuz son dönemde. Kabine de öyle bir kabine. Dış politikadaki çizgimiz de öyle bir çizgi. Türkiye ABD ilişkilerinde kritik bir eşik aşıldı. F-16 satışına ilişkin Amerikan kongresindeki itiraz süresi doldu. Biden yönetimi hakkında işlem yapılan herhangi bir itirazı olmadığı için satış sürecini ilerletebilecek. Yani Türkiye'nin F-16 satışıyla ilgili bir engel daha aşılmış oldu Amerika'da. Küçük bir engel kaldı. <laughs> Minicik bir engel. Ee, dışişlerinden zaten bir hanımefendi Nülent söylemişti Türkiye ziyaretinde S-400'ler. İşte bu küçük bir engelin pek yakında gündeme geleceği günlerde biz Akkuyu ile ilgili bakın bir kez daha neler neler hatırlıyoruz. Tevafuk mu? ilginç rastlaşmalar mı? Onu ben bilemem. Ben sadece bugün bu belgeseli izledim. Belgeselin taraflarıyla konuşmaya çalıştım ve size bütün boyutlarıyla meseleyi gündemimize getirecek bir özel yayın yaptım. Kanaat gelisi size kalmış. Ne olmaktadır? Ee, neden böyle olmaktadır? Ee, bütün bu soru işaretleri bizim kafamızda hep var zaten biz gazeteciler sürekli kafamızda 5N1K sorularıyla yaşıyoruz o yüzden de perişan oluyoruz zaten hayatımızda olsun bu da bizim işimiz biz de bunu seçtik. Son olarak siyasetten birkaç haber vereyim yarın başımıza geleceklerle ilgili yarın motorine zam geliyor arkadaşlar. Hem de 2,56 TL olarak zam geliyor. Yarın gece yarısı gelecek bu zam ve salı sabahından itibaren geçerli olacak. Böylece 45 TL'ye yaklaşmış oluyor galiba motorinin litre fiyatı. Geçmiş olsun diyorum ben. Kredi kart kısıtlamaları gelecek seçimlerden hemen sonra. Kredi kartının taksitli alışveriş ve e ee, ilk ödemesinin e, yükseltilmesi meselesi gündeme gelecek. Bugün e, ekonomist ve eski bankacı e, Kerim Rota bu meseleyi açıkladı. E neden? Çünkü enflasyonda sert bir mücadeleye geçecekler. 1 Nisan itibarıyla e, ve o nedenle de kredi kartınızın ilk ödemesi 100 lira mıydı eskiden? Artık 300 lira olacak. Niye? Daha az kredi kartı kullanın diye. Taksitler kısıtlanacak. Böylece kredi kartı kullanımındaki talebi de kısacaklar, bu da önemli bir etken olacak tabii enflasyonla mücadelede. Özellikle hayatını kredi kartıyla geçiren, sürekli borç ödemeye çalışan sabit gelirler açısından önemli bir bilgi olduğunu hatırlatalım. Bir de siyasetle ilgili üç cümle söyleyeyim. Bugün CHP'de tartışılan adaylar var hala, onlardan biri Lütfi Savaş'tı. E, adaylığının çekilmesine karar vermeye çok yakın olduğu ifade ediliyor e, CHP'nin. Bu gerçekten öyle mi yoksa yine birileri dezenformasyon yapıyor siyasi mühendislik mi peşinde? Onu zaten önümüzdeki hafta içinde anlamış olacağız. Çünkü 20 Şubat'a kadar bütün adaylar netleşmiş olmak zorunda. Çankaya krizi ve Çankaya tartışması da hala alev alev devam ediyor. Ortada henüz Kadıköy adayı olmadığını da hatırlatalım. Dem Parti'nin de bir açıklaması var. Bence bugüne kadar Dem Parti tarafından yapılmış en şeffaf, en açık, en net açıklama olduğunu söylemeliyim. Ali Kenanoğlu ismi İstanbul'da aday olarak geçiyordu. Demiş ki Dem Parti CHP ile 31 Mart'ı AK Parti ile 1 Nisan'ı konuşuyor. Aynı fikirdeyim. Tam da öyle yapıyor Dem Parti. CHP ile seçim ittifakları ya da işbirliği için bir siyasi pazarlık yapıyor. AK Parti ile ise restorasyon dönemine ve çözüm sürecinin yeniden buzdolabından indirilmesine dair bir pazarlık yapıyor. Siyaset dediğinde galiba böyle yapılır. Evet Bugün de not Bir pazar akşamı bir buçuk saat boyunca yine güvendiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Birazdan Fırat, Ezo ve Efe sizi...